Evet. Bir sonraki sorumuz. Arkadaşlar soruya bakıyoruz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne giderek mebusların da aşağıdakilerden hangisini istediği savunulabilir diyor. Mustafa Kemal'in Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne gönderdiği üyelerden istediği şeyleri soruyor arkadaşlar bize. Tamam? Temelde Mustafa Kemal'in arkadaşlar Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden 3 önemli isteği var. Bu isteklerden birincisi meclis başkanı seçilmek. Değil mi? Ama ikincisi mecliste bir müdafaa-i hukuk grubu seçilmesi. Üçüncüsü misak-ı millinin kabul edilmesi. Çünkü misak-ı millinin resmi olarak onaylanması demek, misak-ı milliye hukuki geçerlilik kazandırılabilmesi demek. Dördüncüsü Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu verilmemesi. Evet, çünkü Ali Rıza Paşa hükümetinin güven oyu alamaması demek. Baktığımızda yeni bir hükümet kurmak ve hükümetin artık Anadolu yanlısı oluşturulabilmesi anlamına geliyor. Ama arkadaşlar temsil heyetinin İstanbul hükümeti tarafından tanınmasını sağlamayı istemiş olamaz. Olamaz. Neden olamaz? Çünkü zaten temsil heyeti Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasından önce Amasya görüşmesinde ne yapıyor? Resmi olarak temsil heyetinin varlığını tanımış oluyor. Burcu, Ali Rıza Paşa hükümetinin güven oyu alamaması ile ilgili isteği var. Evet, ben de üzgünüm ama böyle bir istek var. Evet, yine zor bir soruydu. Onu da söyleyeyim.